Merhaba arkadaşlar, Takı Tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben İknur Dökmez. 1 Eylül Dünya Barış Günü yaklaşırken, Toe Beats'in başlattığı barış projesi tüm hızıyla sürüyor. Sevgili Rasha Jay'in tasarladığı barış yüzüğünü ben de biraz üzerinden ufak dokunuşlar yaparak bu şekilde yaptım. Gördüğünüz gibi. Umarım beğenmişsinizdir. Sevgili Rasha Jay'in tasarımı için bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum. Toe Beats'in yani Toe Boncuk firması tarafından başlatılan bu anlamda barış yüzüğü projesini ben de destekliyorum. Barış yüzüğünü siz de yapıp şu an ekranda gördüğünüz Toe Peace Ring hashtag'i ile Instagram'da paylaşabilirsiniz. Instagram'da hashtag'ler sayılarak Toe Boncuk firması tarafından Barış Vakfı'na bağışta bulunacak. Siz de barış için barış yüzüğünden yapabilirsiniz. Instagram'da Toe Peace Ring hashtag ile paylaşabilirsiniz. Gerekli olan malzemeler bu yüzüklerde. Kullandığım malzemeleri size söyleyeyim. Miyuki markasının 15'i 0 yuvarlak kesimli boncuğu. Yani bu. Burada kullandığım veya şurada da burada da kullandığım 11'e 0 delika boncuk kullanıyorum. Tabii ki bu da Miyuki markasının. Farkındaysanız biraz daha boruk isimli. İsterseniz 11'e 0 yuvarlak kesimli boncuk da kullanabilirsiniz. Arasındaki farkı görebiliyorsunuzdur. Bu biraz daha büyük, bu biraz daha küçük. Tabii bunu bilmeyenleriniz için söylüyorum. Ve bu üst kısımlarda veya alt kısımlarda kullandığımda süper diyor. Şöyle hemen göstereyim. Böyle iki delikli oluyor bunlar. Süper diyor boncuk kullanıyorum. Çeşitli boncuk ipleri var. Tabii ki istediğinizi kullanabilirsiniz. Ben yine Miyuki markasının ipini kullanacağım. Ve boncuk iğnesi gerekli. Makas gerekli. Ve en son olarak da 14 milimlik rivoli kristal var. İstediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Şimdi yapım aşamasına başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi ben bitirdim. Bundan barış halkası dediğimiz yani barış yüzüğünü yapabiliriz. Ama burada benim barış yüzüğünden ne yapılır düşüncesiyle yaptığım yüzüğü size göstereceğim sonrasında. Ama ilk önce birleştirmeyi göstereyim. Eğer anlamazsanız dediğim gibi sağ üst köşede çıkan linke tıklayarak veya bu videonun açıklamalar bölümüne tıklayarak oradan da videoyu izleyebilirsiniz. Bu şekilde birleştirerek barış halkası yani barış yüzüğünü yapabilirsiniz. Ama bu yüzüğü yapacaksanız mutlaka bu sayıya uymanız gerekiyor. Çünkü burada rivoli kristal kullandık bu üst kısmında. Sadece bunu çevrelemesini size göstereceğim. Sonra yaptığımız halkanın altına başka bir şey ördüğümüz zaman yüzük olacak. Yine barış yüzüğü olacak ama farklı olacak bu sefer. Ve ben 13 sıra ördüm. Şuradan saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 tane ayrı ayrı sıra yani şöyle boşluk oldu daha doğrusu. Bu şekilde yapmamız gerekiyor. Şimdi birleştirmesini göstereyim. Şimdi şöyle bir tarafını elimize alalım. Şöyle ilk baştaki ipi de tutalım. Şöyle çevirdiğimiz zaman... Gördüğünüz gibi böyle çevirdiğiniz zaman buradan yani ilk başın şöyle ortasından giriyorum. Şuradan birleştirmemiz lazım. Şuradan ikisinden yukarıya doğru çıktım. Şöyle birleştiriyoruz. Ve yanındaki hemen iki tane boncuktan aşağı doğru iniyorum.
ve hemen öbüründen deniyorum. Yani 4 tanesinden aslında aşağıya indik. Bu şekilde. Şöyle. Ve gördüğünüz gibi aslında birleşti. Ama içinden birkaç kere daha gitmemiz gerekiyor. Çünkü bolluk oluştu. O bolluğu biraz daha sağlamlaştırmamız gerekiyor. O yüzden buradan geçiyorum. Hemen yandan. Şöyle. Buradan da aşağıya iniyorum. İkisinden sadece. İpim de azaldı. O yüzden çok fazla oynatamıyorum. Şöyle. Hemen buradan yukarıya doğru çıkacağım. Aslında buradan sadece ikisinden çıkabiliriz. Yani birinden daha doğrusu çıkabiliriz. Dokuma olduğu için. Yani aralardan aslında dolaşacağız. Şöyle bolluk oluşmaması gerekiyor. Şuradan geri hemen yukarıya doğru çıkıyorum. Şuradan hemen geri doğru yukarı çıkıyorum. İkisinden birden. Ve işimizi sağlamlaştırıyoruz. İsterseniz içinden bir kere daha dolaşabilirsiniz. Bu şekilde bir bağlantı yapacağız. Ben yeni ip takıyorum. Birazdan görüşürüz. Gördüğünüz gibi ben barış halkasını yaptım ve bitirdim. Tabii sizin rahat görebilmeniz için biraz daha farklı bir renkle yaptım. Aslında siyah iple yapacaktım ya da eflatun rengine yakın bir iple yapacaktım. O yüzden bu şekilde oldu. Görünebilir yani ipler. Sizin daha rahat görmeniz için tabii ki bu da. Şimdi yüzüğe devam edelim. Şimdi burada ipiniz benim gibi yetmezse ben yeni bir ip taktım. Düğüm atmayacağız burada. Şöyle aradan giriyorum. Şuradan girelim. Dördünden. Tekrar. Ve bu şekilde girdim. En sonundan tutuyorum ipi kaymasın diye. Ve buradan hemen ikisinden aşağı iniyorum yandan. Bu şekilde. Ve tekrar herhangi bir yerden böyle yukarı 2 de çıkabiliriz, 4 de çıkabiliriz, size kalmış. Yani böyle biraz dolaşacağız. Şöyle ta ki ipi çektiğimiz zaman gelmeyene kadar dolaşmamız lazım. Hem de sağlamlaşmış olacak. Farklı renkte 2 tane renk kullandığım için biraz çirkin oldu. Şurada baktığınız zaman daha düzgün, daha güzel tek renkle yapınca. Tabii ki siyah kullandım burada da. Neyse siz anlamanız için bu şekilde yaptım. Ve boncuğu şuradan çıktık. Şöyle size yakından göstereyim. Buradan ilk baştan çıkmış olduk iğneyle. Ve iğneme bir tane süper diyor boncuk aldım. Herhangi bir yerden girebilirsiniz. Böyle aşağı kadar indiriyorum. Şöyle yaptığınız zaman anlayacaksınız. Hemen karşısına gelen boncuktan giriyorum. Şöyle. Bu şekilde. Yani araya aslında bir tane süper diyor boncuk yerleştirmiş olduk. Tekrar bir tane süper diyor boncuk alıyoruz. Buradayız. Tekrar buradan karşısındaki hemen boncuktan yani ilk başta oluyor. Buradan giriyorum. Bir taneden girmeyi unutmayın. Gördüğünüz gibi bu aralara böyle boncuğu yerleştirdik. Tekrar bir tane süper diyor boncuk aldım. Yine aynı işlemi yapıyorum. Hemen
karşısında gelen boncuktan giriyorum. Bu şekilde etrafını dolduracağız. Ben yapıyorum, sizler de yapın. Gördüğünüz gibi ben 12 tane böyle her tarafına yerleştirdim. Son taraftayım, orayı da size göstereyim. Bir tane süper diyor boncuk aldım. Buradan giriyorum. Ve tekrar ilk başta taktığım süper diyor boncuktan da geçiyorum. İsterseniz bir defa böyle dolaşabilirsiniz. Hemen buradan şu aradan şöyle geçiyorum. Aşağı tarafına indim. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şöyle ipi de biraz çekelim. Böyle olacak. Gördüğünüz gibi alt tarafa geçtik. Eğer isterseniz böyle uzun mesafesi uzun bir şekilde yapabilirsiniz veya buradaki gibi ince isterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Yani bir yüzükten iki model çıkıyor aslında düşündüğünüz zaman. Yani burada altta gördüğünüz gibi bu kısımlara da süper diyor boncuk yerleştirebilirsiniz. Şöyle çıkartayım, aslında daha rahat anlaşılır. Buradaki gibi altına da süper diyor yerleştirebilirsiniz. Burada boncuk yerleştirdim. Şöyle yapalım. Boncukla devam edelim. İsterseniz dediğim gibi süper diyor boncuk alabilirsiniz. Eğer bu modeli de yapmamı isterseniz tabii ki videosunu hazırlayabilirim. Bana mesaj olarak gönderebilirsiniz. Yazabilirsiniz veya size sözlü olarak da anlatabilirim. Şimdi buradayız ve buraya ilk başa doğru gelmem lazım. Şöyle hem de aralarından dolaşalım. Şöyle burada ikisinden de aşağı iniyorum. Şuradan hemen tekrar tepeye çıkıyorum. Aynı süper diyor yerleştirdiğimiz yere. Şöyle araya girmemesini sağlayayım. Bu şekilde. Şimdi bu taraftan tutalım. Bir tane 15'e 0 boncuk takıyorum iğnemi. 11'e 0 boncukla da tabii ki yapabilirsiniz ama 15'e 0 boncuk yakışıyor bu modeli. Yaparken anlarsınız demek istediğimi. Aradaki bu alttaki mesafe o zaman farklı oluyor kapanması. Tam istediğiniz gibi kapanmıyor. 15'e 0 boncuktan bir tane alıyorum. Ve hemen karşısındaki boncuktan giriyorum. Aynı süper diyodaki gibi. Şuradan ilkinden girelim. Şöyle kapatıyoruz. Ve bütün çevreyi bu şekilde kaplıyoruz. Aslında çok da malzeme gitmiyor bunu yaparken. Bu şekilde etrafını dolduracağız. Aynı süper diyoda olduğu gibi. Ben yapıyorum, sizler de yapın. Şimdi süper diyoda olduğu gibi en son tarafa geldim. Tekrar bir tane 15'e 0 boncuk aldım. Buradan giriyorum. Bu şekilde içinden dolaşıyorum. Dediğim gibi eğer isterseniz bir kere daha dolaşabilirsiniz. İsterseniz hemen devam edebilirsiniz. Sağlam olması için bunu yapmanızı tavsiye ederim. Ve Rivoli kristali de şöyle içine koymaya çalışacağım. Şöyle elimle tutuyorum. Gördüğünüz gibi. Ve alt taraftayız. Rivoli kristali içine koydum. Hemen elinizde ittirdiğiniz zaman giriyor. Ve buradan yukarıya çıkıyorum.
bu şekilde girdik. Şuradan yan taraftan da böyle ilerleyelim. Böyle süperdiyonun içinden çıkacak şekilde gireceğiz herhangi bir yerden. Alt taraftayız. Gördüğünüz gibi alt delikteyiz ve buradan üst deliğe çıkıyoruz. Bu şekilde çıktık. Çıktıktan sonra şöyle hemen çeviriyorum. Ve bir tane 15'e 0 boncuk aldım. Hemen karşısındaki delikten geçiyorum. Ve bu şekilde içini, yani üzerine dolduracağız 15'e 0 boncukla. Böyle etrafını kapatacağız. 3 oldu. Gördüğünüz gibi hemen böyle kapanıyor. Gerilme oluşuyor. Ben yapıyorum, sizler de yapın. Gördüğünüz gibi şöyle çektiğinizde kapanıyor. Ve ben en son tarafa geldim. Buradayım. Tekrar bir tane 15'e 0 boncuk taktım. Buradan hemen tekrar içinden atlamadan dolaşmaya çalışacağız. Bu önemli. Çünkü ip arasında kötü görünebilir. Ve etrafını böyle dolaşalım. Bu şekilde kapanıyor. Bundan isterseniz bir set yapabilirsiniz. İlla yüzük yapmanıza gerek yok. Mesela kolye, küpe yapabilirsiniz. Çok şık duracak eminim. Buraya isterseniz metal aparat takabilirsiniz. İçine yerleştirebilirsiniz. Metal aparatlı olabilir. Yani küpeyi ya da yüzüğü öyle o şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde rivoli'yi kapladık. Ve şöyle altlardan dolaşalım. Bir kere dolaştık şöyle boncukların içinden. Mesela şuradayız. Süperdiyonun içinden çıktık. Buradan hemen böyle aşağı iniyoruz. Boncukların içinden çıkıyorum. Bu işimizde hiç ip düğümlemedik ya da bağlamadık, öyle söyleyelim. Şimdi şu an buradayım ve hemen buradan aşağıya iniyorum. Boncukların içinden buradan en alttan çıktım. Bu şekilde. Biraz daha böyle dolaştığımız zaman zaten ip kilitlenecek. Bunu fark edeceksiniz. Veya şöyle yapabiliriz. Hemen bir altlık yapabiliriz. Ben süperdiyodan yapmıştım ama normal başka bir altlık da örebiliriz. Şöyle geleyim ben. Mesela 0-15 ile devam edebiliriz. Takım olması için öyle de yapabiliriz ya da Miyuki'lerle de devam edebiliriz. İnce bir alt da örebilirsiniz. İstediğiniz farklı boncuğu kullanabilirsiniz burada. Ben 15'e 0 boncukla devam ediyorum. Herhangi bir altlık öreceğim çünkü. Ve buna takım olması için 15'e 0 boncukla devam ediyorum. Ve 3 tane 15'e 0 boncuk aldım. Aşağı kadar indiriyorum. Şöyle. Şöyle size göstereyim. Buradan hemen karşısındaki boncuktan giriyorum. Yani şöyle çevirdiğim zaman burası oluyor. Küçük olduğu için biraz zorlanıyorum görmekte. Herhalde yaşlanıyorum artık. 15'e 0 boncuğun içinden bu şekilde elde dokuma yapar gibi geçiyoruz. Böyle. Ve içinden bir kere dolaşabilirsiniz sağlam olması için. Ben öyle yapacağım, sizler de yapın.
Gördüğünüz gibi ben içinden bir kere dolaştım. Şöyle dokuma gibi oldu. İsterseniz üçer boncuk alarak dokuma yapabilirsiniz. Ama ben dokuma olarak devam etmeyeceğim. Burada ipim. Buradan iki tane boncuk ilerliyorum. İsterseniz süper düo ile devam edebilirsiniz. İsterseniz böyle zarif bir şey de örebilirsiniz. Bu şekilde ve iğneme 3 tane boncuk aldım. Buradan ikincisinden çıktım ve hemen tersinden giriyorum. Burada halka halka bir altlık öreceğim. Daha şık duracak eminim. Ve buradan yukarıya doğru çıkıyorum. Yani rav gibi yapıyoruz, rav tekniğiyle. Buradan iki boncuktan çıkıyorum. İsterseniz içinden bir kere daha dolaşabilirsiniz. Yüzük olduğu için, sağlam olması için bunu da yapabilirsiniz. Öyle yapalım, dolaşalım. Aynı işlemi tekrar yapıyoruz. Buradan 1, 2, 3. Burada da boncuk oluyor bir tane. 4. Yani toplamda 3 boncuk aldık ama 4 tane boncuk gibi oluyor. Bu şekilde. Tekrar tersinden giriyorum. Ve burada çok basit bir şekilde rav tekniğini yapıyoruz. Çok ince bir altlık olacak. İsterseniz bunu kalınlaştırabilirsiniz de yine. İçinden bir kere daha dolaşalım. Şimdi diğer tarafa hemen bir bakalım. Burada bir tane boncuk alıp ve üçünden birden geçmem lazım. Bu şekilde yapmam gerekiyor. Tekrar bir tane boncuk alıp ortadakinden geçip böyle içinden biraz dolaşıp sağlamlaştırmam lazım. Yani şöyle çevirelim. Şöyle. İpim sağ yöne doğru. Şöyle tuttuğumuz zaman orta kısma gelecek şekilde ayarlayacağız. Yani böyle. Şuradaki alttaki boncuklara girmemiz gerekiyor. Yani şöyle de tutabiliriz. Şöyle üçünden de geçebiliriz. Ve bir tane 15'e 0 boncuk alıyorum. Şuradan giriyorum. 1, 2 ve 3. Şöyle dikkatlice girelim. Buradan bu şekilde girdim. Tekrar bir tane 15'e 0 boncuk aldım. Şöyle elimle tutayım. Dönmemesi gerekiyor. Ona da dikkat edelim. Ve hemen burada ipimiz ve şuradaki boncuktan geçiyorum. Şöyle. Ve burada bir artı oluşturuyoruz. Biraz karışık gibi oldu ama böyle elimde tutamıyorum şu an. O yüzden şöyle. Ve içinden dolaşacağız sağlam olana kadar. Gördüğünüz gibi bu yüzüğü de bitirdim. Altlığını bu şekilde ördüm. Çok zarif oldu. Sizlere de tavsiye ederim yapmanızı. İsterseniz küpe yapabilirsiniz. İsterseniz kolye ya da set olarak yapabilirsiniz. Çok şık ve kullanışlı bir takı olacak. Bugünlük de videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.